haklısın, her gece rüyama girmekten bitsin artık. Bir şarkı yazdık, anlatamadık sana köpek öldürenler. Dur gitme bende bu cennet, tesadüfen yaşıyorum bak ben zaten. Son beslem, son senden, sonra müsaade kaçın. Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Ben Murat Özel, her zaman olduğu gibi bir yayının daha peşindeyim. Ailenizin metal kafalı müzisyen dostu olaraktan. Neden metal kafalı diyorum? Televizyonlarını yeni açanlar varsa metal müzikten keyif alanlar, yani müzik öğretmenim diyebilirim kısaca. Ama çok uzun bir süredir, olmasa da en azından 1,5 senedir çok ciddi bir şekilde underground rap'in dibine dalmış durumdayım. Zaten Limp Bizkit, Linkin Park gibi bu şekilde rock ve rap'in harmanlaştığı gruplarla büyüdüm diyebilirim kısaca. O şekilde bahsedebiliriz. Yani dolayısıyla aslında fikir sahibim çok ciddi bir şekilde. Sahibiydim daha doğrusu. Şu anda da pekişiyor dinlediğim yeni şarkılarla beraber. Tabii ki yakın takipteyiz arkadaşlar. Bu gece bildiğiniz üzere çok bomba bir gece oldu. Arda Gezer bayağı bir combo bir albüm yayınladı. Hatta ben de 5 tane şarkı analiz yapmanın peşindeyim. Başarabildiğim kadar teknik analiz yapacağız arkadaşlar. Bakalım nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Sevgili moderatörüm Kaan'ın vermiş olduğu bir liste var elimde. Kontrol durdu patladı arkadaşlar. Son 2 aydır neredeyse gayet aktif bir şekilde single'lar çıkartıyor. Bazılarını beğenmiyoruz tabii ki ama yine de Kontrol'ın aktif olması bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Karanlıklarda ile başlamak istiyorum. Kontrol aktif arkadaşlar, ne diyoruz? 3, 2, 1. Karanlıklarda. Yine bir dik vokalle dağılmış. Kanatlanırcasın o. Karıştım yine kayıplara. Uçuyorum korkumdan, çünkü depremler oluyor koştuğumda. Karanlıklarda kanatlanırcasın o. Karıştım yine kayıplara. Uçuyorum korkumdan, çünkü depremler oluyor koştuğumda. Karanlıklar. Tabii ki daha eskisi daha güzel, bir de evet kesinlikle daha güzeldi. Oturduğumdan önceki nakaratlarda çok batırıyordu açıkçası, virüs olayım kontra. İnadım inat, bak başım ağrıdı yine. Su testisi gibiyim, su yolunda kırılır. Çünkü ototür desteğiyle beraber çok daha güzel, keyifli melodiler çıkarttı. Biliyor kontra, prodüktör sayesinde ya da şarkı kim aranje ediyorsa, dizayn ediyorsa. Şu an o iki şarkıya benzetim nakaratını, bakalım devamlar neler yapacak. Kayak kopunca sıtkımdan sıyrıldı balata. 70 arşın atladım bu gece, durdum havada. Motor hep akulun anahtarlar çıkınca şamata. Yerden yükseğim uzak, arası kıysa yakala. Neyse bundan da kurtuldum, uçurumun ucundan dönüp durdum. İstanbul'undan doğup buldum 7 katını dünyanın bunun. O küçücük odada bir başıma. Triplete geçti, güzel, nice. Doğum İstanbul'undan doğup buldum 7 katını dünyanın bunun. O küçücük odada bir başıma. Düşürüp yolu patikalara, hava deniz hava yedi tepe dağ. Bükerim solo bir virajı da. Tam da bu saatler olursa müsaaden. Gitmesek de görmesek de öleceğiz madem. Kelebek etkisinin gücüyle bu gece hecelerin eşliğinde. Karanlıklarda kanatlanırcasın o. Karıştım yine kayıplara. Uçuyorum korkumdan, çünkü depremler oluyor koş. Çünkü depremler oluyor koştumda. Orada bir malzeme var abi. Bunu çok güzel harmanlıyor otosunu beraber. Malzeme olmayan adam çok belli oluyor yani. Çok acayip dişten gibi bir şey kullanıyor. Mesela adam şu dike çıkamıyor. Ama ototürmle beraber onu ittiriyorlar, onu duyuyorum ben. Ama kontrada o dikler var. Sadece ototürmü düzeltmek için kullanıyor. Güzel geliyor valla. Uçuyorum korkumdan, çünkü depremler oluyor koştuğumda karanlıklarda. Tribüne çaktım gol 90, bilmem kim dolu kim noksan. Geri bas ekipliyim boşta, anlamam hiç boşa bu uğraş. Tribüne çaktım gol 90, bilmem kim dolu kim noksan. Geri bas ekipliyim boşta, anlamam hiç boşa bu uğraş. Yüksek bugün düşük. Bebek lütfen sen de bana biraz eşlik et. Eşlik et. Patladığım gizliden sanki Zeynep bastı. Kurulu düzenim yok, hep gaza bastım. Teklifler yağ, lütfen hiç kol kırma artık. Bedeli bile olsa dedim olmaz artık bak. Karanlıklarda kanatlanırcısın o. Reçkol hiç vokal yapmasaymış. 90, bilmem kim dolu kim 90. Geri bas ekipliyim boşta, anlamam hiç boşa bu uğraş. Bugün yüksek, bugün düşük. Bebek lütfen sen de bana biraz eşlik et. Eşlik et. Ya bu bir tarz arkadaşlar. Ama kesinlikle benim tarzım değil. Ama satıyor mu satıyor. Demek ki adam haklı. Anlatmaya çalıştığımı demek ki dinleniyor, bu işten para kazanabiliyorsa. Patladığım gizliden sanki Zeynep bastı. Kurulu düzenim yok, hep gaza bastım.
artık bedeli bile olsa dedim olmaz artık bak. Karanlıklarda kanatlanır cısın o, karıştım yine kayıplara. Uçuyorum korkumdan çünkü depremler oluyor koştuğumda. Karanlıklarda kanatlanır cısın o, karıştım yine kayıplara. Şey, nakarat dediğim gibi baştan bahsettiğim iki şarkı Islak Kum ve Pusu, Pusu'ya benzettim açıkçası bir soruyu. Ama bu güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü Kontrol son zamanlarda gayet haklı olarak da belki de para amaçlı şarkılar yapmaya başlamıştı bu hayatında. Sonuçta bu bir meslek arkadaşlar. Yani sen nasıl elma satan bir adama paranın karşılığında elma satın alıyorsan ve bu elmayı beğeniyorsan yiyorsun, bir daha satın alıyorsun mesela. Aynı şey aslında. Bu insanlar müzikten para kazanan insanlar ve bir şekilde ticari amaç gütmek zorundalar nihayetinde. Adamın faturası var, sen mi ödüyorsun faturasını? Hayır, sen ödemiyorsun. Ama sen nasıl ödüyorsun? Dolaylı olarak o adamın şarkısını dinleyerek ödüyorsun vesaire vesaire. Yani ben mutluyum Kontrol'ün verse'inden ve nakaratından. Nakaratı güzel bir nakarat bence. Melodik gezmeyi seviyor Kontrol son zamanlarda. Yani bu tarz şarkılarından bahsediyorum. Artı verse'i de güzel olduğunu düşünüyorum. Ya çok az bir şey var, sample var. Yani girmiş çıkmış. Tabii bu onun tercihi. Yani ben bu tarz müzik dinlemiyorum. Açıkçası bir sorayım. Rap söz konusu olduğu zaman aklıma saçma sapan konuşulan bıdı bıdı rap geliyor aklıma açıkçası. Yani rapin o tarz kaliteli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz dinleyen vardır. Saygı sonsuz. Bambaşka bir şey. Çünkü herkes her şeyi denmek zorunda değil nihayetinde. Aynı şey benim için de geçerli olarak bu cümle. Yani her ben de bunu dayanmak zorunda değilim. Tarzın da iyi midir? İyidir ama tarzın değil midir? Evet, değildir. Başarılarını devam ediyorum sevgili Reç Kolun. Arada güzel Jack. Caner Özgür. Sürekli beste alkol metre. Her gece takılır takımım iyi. Saatte 240 kilometre. Emniyet kemeri takılı değil. Bir yarım akıllı bakımı bitch. Telefonu kadar akıllı değil. Her gece... Bir yarım akıllı bakımı bitch. Telefonu kadar akıllı değil. Her gece geziyorum takıp bling. Bu sanırım doğru bir yatırım değil. Bileklik bir kolye, ikonik bir Rolex. İçerek çözüyorum da Samanyolu'nun beatine benziyor. Daha da drumlara benziyor. Son bir bakmış bir gelsin bak. Sanırım doğru bir yatırım değil. Bileklik bir kolye, ikonik bir Rolex. Sonsuz yolculuğunda. Aynı drum beatten bahsediyor tabii ki altı bir kopya falan. Takıp bling, bu sanırım doğru bir yatırım değil. Bileklik bir kolye, ikonik bir Rolex. İçerek çözüyorum derdi bu hipotez. Anımda alkol ve nikotin. Ruhumu şeytana etmen ipotek. İzole yaşarım, sevmem ben diskotek. Vaktim yok, üzgünüm, edemem bir sohbet. Ruhum bir psikopat, başarı bir sote. Et gibi açım ve yaşam bir disco. Hep içimde bir sürü ben diskotek. Vaktim yok, üzgünüm, edemem bir sohbet. Ruhum bir psikopat, başarı bir sote. Et gibi açım ve yaşam bir disco. Hep içimde bir sürü pirano sabı. Karnına içiyorum sigara zarar. Garanti getirmez planı sana. Ve güvenlik ölümcül bir an olsama. Düşünmem hiç, düşünmem yok. Bu işin iki ucu girdap. Dümeni kır, miferi tak. Yaşam, yaşam, riskan. Olsa da günün sonu zindan. Buluyor bir gün yolu insan. Kazan hep dolu dolu miktar. Yaşa, yaşa, riskan. Güzel, güzel, güzel. Yaşa, yaşa, riskan. Olsa da günün sonu zindan. Buluyor bir gün yolu insan. Oturup evinde sız zamanın. Fırsat arama, fırsat yarat. Hırsım var her insan kadar. En büyük risk hiç risk almamak. Büyürken dönüştüm isyankara. Yaşıyor içimde bir zampara. İstedim kendimi ispatlama. Sıfırdan yarattım bir satana. Tanımıyorum kural. Hala çetem benim yuvam. Hala yüksek diyor duman. Var mı dünya devi kuma. Hala kayıttan geliyor garip bir ses. Hamle yap düşünüp tam iki kez. Afilik gez ve vakit nakitse kredi lazım. Ben hak ettim ben. Derinde sürekli acı bir his. Gene de dinlerim hafif stres. Mani dinirtiyorum dar hep bir sesini proje. What is sex? What is sex? What is sex? Düşünmem hiç, düşünmem yok. Bu işin iki ucu girdap. Tümeni kır, miferi tak. Yaşa, yaşa, risk al. Olsa da günün sonu zindan. Buluyor bir gün yolu insan. Kazan hep dolu dolu miktar. Yaşa, yaşa, risk al. Düşünmem hiç, düşünmem yok. Bu işin iki ucu girdap. Tümeni kır, miferi tak. Yaşa,
sonu zindan. Buluyor bir gün yolu insan. Kazan hep dolu dolu miktar. Yaşa yaşa risk al. Ah ya. Güzel mi? Vallahi güzel. Vallahi güzel. Daha güzel olabilir miydi? Olabilirdi. Nasıl olabilirdi? For example. Let me tell you something. Verse'lerden bir mesaj. Tuma. Kayıttan geliyor garip bir ses. Hamle yap düşünüp tam iki kez. Verse 1'den alalım mesela. Verse 1 küçük bir ezber. Ta, yaşa yaşa. Risk'a metre emniyet kemeri takılı değil. Bir yarım akıllı bakımı bir. Bir telefonu kadar akıllı değil. Her gece geziyorum takılı link. Bu sanırım doğru bir yatırım değil. Emniyet kemeri takılı değil. Bir yarım akıllı bakımı bir. Bir telefonu kadar akıllı değil. Her gece geziyorum takılı. Tom nerede? Her gece geziyorum. Tom burada kaldı. Takılı link. Bu sanırım doğru bir yatırım değil. Bileklik bir kolye. Bileklik bir kolye, ikonik Rex. İkonik bir Rolex, içerek çözüyorum derdi bu hipotez. Anımda alkol ve nikotin. Ruhumu şeytanın esmen hipotez. İzole yasarım sevmemem. Mesela buraya kadar ratatatata. İkinci vokali verdim mesela. Da 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 da. Nereden aldın? Da ra da da ra da da ra da da. Üçüncü vokali ratatata ra da da. Beşinci sesten aldım. Yani bunları tabii ki abi illa hani düşünüyorlardır vesaire diyorlardır ama. Şimdi burada esas karar şurada. Sen yapmış olduğun rap'le sadece flow'lardan ya da rhyme'lardan mı insanları çekmeye çalışıyorsun? O açıdan bahsediyorum. Yoksa biraz daha kaliteli bir şeyler yapmanın peşinde olursan bu sefer seni dinleyen kitleyi kaybeder misin? Esas milyon dolarlık soru. Yani ben mesela şahsen kendi adıma konuşuyorum. Müzisyen olduğum için tabii ki daha fazla müzik kalite anlamında, teknik anlamda biraz daha vokal genişliği, işte ses... bir sürü ses vesaire üst üste konuşuyor. Bu da kanal kayıtlarla oluyor zaten. Bekliyorum ama bu benim beklentim tabii ki saçmalık. Neden? Çünkü ben müzisyenim. Ben daha zor bir şeyler bekliyorum ama vermek istediği şey zor mu? Çünkü alacak olan kitleyle alakalı. Yani dediğim gibi abi bu ülkede yani Serdar Ortaç dinliyor. Adam haklı. Neden haklı? Abi diyor ki basit müziğe ihtiyaç var. Tabii ki kıyaslanır. O apayrı konu. Jack bambaşka bir adam. Raymanite, storytelling falan adam benim. Ayrı konu Gerald. Serdar Ortaç dinleniyor bu ülkede. Ben Serdar Ortaç'a kızmıyorum mesela. Daha önceki yayınlandığını bahsettim. Neden kızmıyorum? Adam bir açık var dedi ki de basit müziğe karşı. Pop müzikten başlıyoruz tabii. Pop'un da basitinden, en basitinden. Down yani yerlerde pop müzik. Adam diyor ki böyle gerizekalı müziğe ihtiyaç var diye ben de sunuyorum diyor. Şimdi Jack'in anlatabildim değil mi demek istediğim. Müzisyen olarak benim talebim, benim kulağımda duymak istediğim şey bir tık daha ratatata 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 buraya çıkması, vokalin üstünü buradan vermesi. Ondan sonra ne olabilir? For example. Bileklik bir kolye, ikonik bir Rolex. İçerek çözüyorum derdi bu hipotez. Anımda alkol ve nikotin. Ruhumu şeytana etmen hipotez. İzole yaşarım sevmemem ben. Tek vaktim yok yüz günüm edemem. Bir sohbet tarzında şeyler beklemiyor değilim, yalan değil. Vermek zorunda mı? Tabii ki benim için asla ve asla vermek zorunda değil. Sadece böyle olsaydı üzerine teknik anlamda, müzikal anlamda birkaç şey daha eklemiş olacaktı. Bu kapasite var mı? Tabii ki var. Kapasite olmasa bile ototüyüm var. Ki ototüyüne çok ihtiyacı yok. Dediğim gibi çok basit melodiler. Ama şarkı güzel mi? Baba, evet yani Jack tartışmam abi yani. İlk üçe koyarsın yani. Rhyme, kafiye. Bazı şeyler yapacak şaşırıyorum. Kamil olman nereden buluyorum? Şey yani. Yani şimdi adamın yaşam tarzını az çok tahmin ediyorsun. Tanışmadığın halde. Bir sürü Jack dinledik analistin nihayetinde. Adam diyor ki dünya umurumda değil diyor. İşte ben babama yumruk attım, babaannemi diş attım falan şarkıların hepsini biliyorsun. Rock and roll diye parça yaptım mesela. Yani kendi konseptine başlıyor. Adamın şeyini biliyorsun, konseptini biliyorsun. Ve kitap okumadığını da tahmin edebiliyorsun doğal olarak. Ya kitap okumadan bu kadar rhyme'ları işte bu kadar anlam bütünlüğünü bozmadan nasıl anlar biliyorsun? Çok şaşkınım. Jack o konuda gerçekten özel bir adam. Yalan. Vur götünü kafama, ne de olsa gerçek olmayacak hayallerim. Ya da kes biç bölçem, zehirle yaptığım yerden seni izlerim. Kanadını kıramadan adamını saramadı, yaraladın olay yerinde bıraktın.